Çaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Gerek Instagram gerek YouTube kanalımız üzerinden yaptığımız anketlerde sonuç şef bıçağı incelemesi olarak çıktı. Başlayalım. Daha önceki IMEİK'e ait bir bıçak incelemesi yapmıştık biliyorsunuz. İzlemeyenler varsa linkten ulaşıp izleyebilirler. Bıçağımız burada. İçerisinden çok güzel bir bez çıkmıştı. Bir tane nem alan granül çıkmıştı. Güzel bir kapak ve bıçağımız buradaydı. Avrupa profilli Avus 10 Japon çeliğinden imal edilmiş G10 kabzalı pimli yapılı full tank güzel bir Damaskus desenli bıçak. Bu bıçağın bir başka versiyonu daha vardı AliExpress üzerinde ve çok ilgi görmüştü. Abi bunu da inceler misin diye sürekli mesajlar alıyordum. Hemen inceleyelim. Aynı kutu içeri arkadaşlar. Yine çok tatlı bir bez. Yine bir granül. Yine çok tatlı bir sünger. Ve bıçağımız burada. Burada şöyle bir fark var. Niye ayrımcılık yapmışlar bilmiyorum ama bu bıçağın üzerinde koruyucu bir katman var. Böyle plastik bir shield gibi düşünelim bunu. Önünde ve arkasında yine tip dediğimiz şu keskin tarafı korumaya alan, oraya buraya batmasını engelleyen iki tane aparat var. İki bıçağı karşılaştırdığımız zaman bir boy farkı mevcut arkadaşlar. Hatta yanak genişliği farkı da mevcut. Kalınlığa baktığım zaman herhangi bir fark göremiyorum. Eski usullere başvurarak kesici namlu boyuna bir bakalım arkadaşlar. 17-18 santime çok yakın. Yani 17,5 santimin üzerinde. Yanak genişliğine bakalım. Yaklaşık 5,5 santimlik bir yanak genişliği var. 2 milim et kalınlığı mevcut. Şimdi bunu atalım. Kabza yapısı aynı. Balçakların raduslu oluşu aynı. Profildeki bütün girinti ve çıkıntılar, bütün desenler ki şu an yakın çekimlerini görüyorsunuz aynı. Bıçakları birbirinden ayıran tek özellik profillerinin farklı oluşu. Şimdi burada baktığımız zaman ağırlık merkezi balçağın üzerinde. Yani tam şu parmağımı koyduğum noktada bir ağırlık merkezi var. Ciddi anlamda ağır yani tutuş hissiyatı bakımından ağır bir bıçak. Hemen gramajına bakalım. 267 gramlık bir ağırlığı mevcut. Bu bıçağın adı ne? Asıl incelememiz gereken, eleştirmemiz gereken konulardan biri bence bu. Çünkü kiritsükevari bir iniş var ama bunun yanında cleaver dediğimiz satırlar kadar geniş bir yanak genişliği var. Yani ne kiritsüke, namlu boyu kiritsüke olamayacak kadar kısa. Bakalım kiritsükelerde nasıl bir özellik var? Şimdi burada gördüğünüz bizim ürettiğimiz Sigunite Damaskus bir kiritsüke. Namlu boyuna bakacak olursanız daha uzun, daha kavisli bir yapısı var. Yanak genişlikleri aynı. Ama namlu boyunun uzunluğundan kaynaklı bizim bıçak sanki daha darmış gibi görünüyor. Halbuki aynı. Kiritsüke diyeceksek şayet biz bu bıçağın profiline aradaki farklara bakmamız lazım. Aradaki boy farkını görüyorsunuz. Kavis farkını görüyorsunuz. En farkını zaten görüyorsunuz. Yanak genişliği çok daha dar ama namlu boyu inanılmaz uzun. Durum bu olunca arkadaşlar bu bıçağa kiritsüke dememiz biraz abesle iştigal oluyor. Ama bu dik iniş bize kiritsükeyi andırıyor. Bir yandan da nakirivari bir genişlik söz konusu ve düz geldiği için şurayı dik düşünsek aslında şurası şöyle dik iniyor olsa muhteşem bir nakiri bu. Ama aynı zamanda kiritsüke. Aslında bu bıçağı satır olarak adlandırmışlar. Cleaver olarak geçiyor internet sitesinde. Ama hibrit bir bıçak. Yani kiritsüke ile nakiriyi birleştirirsek nasuke diye bir profil çıkıyor ortaya. Bunu da tamamen böyle bazı yerlerimden uydurmuş bulunuyorum. Nasuke. Evet bu profile ben nasuke diyorum. Çünkü hem nakiri gibi hem kiritsüke gibi. G10 kabza ciddi anlamda çok güzel. Özellikle gıda sektöründe çalışacak insanlar için biliyorsunuz karbon çelikler biraz bakım gerektiriyor. Bu orijinal bir karbon bıçak ama yağlanması gerekiyor ki ciddi anlamda parlıyordur. Çünkü dün yağladım. Şimdi bunu sektörde kullandığınız zaman daimi olarak bakımını yapmanız gerekiyor. Ama sürat her şeydir. Yani bir bıçağın evet güzel olması, sağlam olması gerekiyor ama aynı zamanda pratik olması da gerekiyor. Burada mikarta bir kabza var. Her ne kadar sağlam olsa da sonuç itibariyle yağlanabilir, renk değişimi oluşabilir. Burada ahşap bir kabza var. Yine aynı şekilde değişime uğrayabilir. Burada stabilize bir kabza var. Buna herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum ama en nihayetinde çamurun içine sokarsak da illaki deformasyon oluşacaktır. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Full tank yapı güzel, bıçak dengeli, pimli yapısı çok hoş. Yani buradakiyle aynı zaten. Mozaikleri aynı mı? Evet, mozaikleri aynı arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Bununla kesim yapmak aslına bakarsanız keyiflidir. Benim hoşuma gitti. Bu arada bıçağın üzerinde Rockwell olarak yani HRC değeri olarak 60+-2 olarak bir frekans aralığı verilmiş. Ama açıkçası
Bu bıçaktan deneyimlediğim kadarıyla bu bıçaklar 60-61 HRC'yi görüyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. HRC değerini dile getirdikten sonra aslında dile getirilmesi gereken konu şu. Bana en çok sorulan sorulardan biridir bu. Instagram'dan özellikle beyefendi, hanımefendi. Abi bu bıçak kaç gün keskin kalır? Şimdi arkadaşlar bıçağın keskin kalma süresini bilemem. Bıçağın ne kadar süreyle keskin kalacağı tamamen sizin kesim tekniğinizle alakalı. Şimdi bu biraz tehlikeli bir su olacak benim için ama yüzmek istiyorum. Şimdi şu bıçağı ben kullandığımda ortalama bir ay keskin kalıyor. Neden? Çünkü ben bunu kesim tahtası üzerinde kullanırken buramdan güç alıyorum. Bileğimle alakalı bir durumum yok. Bileğim sadece manivela görevi görüyor. Ve ben bıçağım zeminle temas ettiği anda bunu algıladığım için buradaki titreşimden geri çekiyorum. Yani Viyana surlarını devirilmişçesine bunu tutup da böyle abanmanın bir anlamı yok. Şayet kesim tekniğiniz düzgünse, nerede durmanız gerektiğini biliyorsanız bıçağı çok zorlamazsınız. Haliyle temizleyip kurulayarak kaldırdığınızda ve diğer bıçaklardan ayrı bir bölümde tek başına sakladığınızda evet bir ay rahat, 1,5 ay keskin kalıyor. Ama keskinlikten ne anladığımız da çok önemli. Bana hitap eden keskinlik düzeyini bir ay koruyor bu bıçak benim kullanım performansımda. Bunu Eda'ya veriyorum. 2 gün ya, fazla değil bak, 2 gün. 2 gün sonra böyle domates kabuğuna haşır haşır sürüyorsun, kesmiyor. Neden? Herkes farklı kullanıyor bıçakları. Bıçak aynı bıçak ama ben bir ay istediğim düzeyde keskin kullanırken eşim bunu 2 gün kullansın domates kesemem. Çünkü Eda böyle bildiğin senin bu şekilde kullanıyor. Bu durum bütün bıçaklar için geçerli. Yani bu bıçağı da kullansa, düzgün kullandıktan sonra, özenli kullandıktan sonra uzun süre keskin kalacaktır. Ama herkesin keskinlik beklentisi de farklıdır. Genel olarak baktığımızda ciddi anlamda çok hoşuma giden bir profil. Ne demiştik? Nasuke. Nasuke olarak düşündüğümüzde çok tatlı, çok güzel bir bıçak. Şu anki fiyatına baktığım zaman ortalama 550-600 lira civarına gelen bir fiyatla satılıyor. Ortalama 35-40 lira da vergisi çıkıyor arkadaşlar. 600-650 lira bareminde satılan muhteşem güzel bir bıçak. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Nasuke'miz. Evet arkadaşlar, içeriğin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla bıçak incelemesi yaptıktan sonra bir de bunları toplu olarak kendi aralarında karşılaştırıp tamam hepsi bir şekilde güzel. Hepsinin artı yönleri var, eksi yönleri var ama en rasyonel seçimi acaba nasıl yaparız diye bir sorgulayacağız ve hep beraber karar vereceğiz. Aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlar varsa lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın.